Suriyeli olarak biz bu hakkı, bu seçim hakkını yani maalesef Suriye'de kullanamazdık yani. Kullanamazdık irademizle. Şimdi burada senin iradenle geliyorsun. Sen istiyorsun AK Parti'yi, istiyorsun CHP'yi. Kimse sana bir şey demiyor. Ama ben şimdi bana sorarsan Suriyeli olarak yani bana yardım edene ona şey diyeceğim ben yani. Ona destek çıkacağım. Ama ben kimsene bir şeyim yok yani. Kimsenin hepsi de bizden başımızın üstüne. Şimdi biz Türk okullarında mesela şimdi şey oluyor yani ders veriyor, gidiyor Arapçayı şey diyor dersler veriyor. Yani onun için bizi yani kadrolu öğretmenler gibi biliyorum ben sayılmazcık ama bir şeyimizi bulsunlar yani hiç mesela maaşlar mesela yani asgari maaşlar gibi olsun şimdi bu yeni kanun çıktı ya bu asgari maaşlar arttılar bize daha bir şey olmadı. Bir ikincisi şimdi sigortamız yok. Yani şimdiye kadar ben buna da ben yani bir dehşete bakıyorum. Dehşetliyim buna. Niye biz yani hükümet karantinanın altında mesela çalışıyoruz. Ama sigorta şimdiye kadar olmadı bize. Yeni inşallah bu yeni seçimler olduktan kere bu Suriye öğretmenlerin hallerine bakmaları ve Suriye öğrencilere de ayrılan yine. Yani belediyeler mesela tabii ki yani etütler, merkezler, ilim merkezleri bu Arapça olarak biraz güçlendirilmeler yani çok faydalı olur. Bir yani öğretmenin gelimi olur. Bir de başka şey yani dersleri de yoğunlaşır. Yani onlara da mesela destek olur çocuklara, öğrencilere. Allah kimseyi düşürmesin. Biz istemek biz bu hala düşek. Yani Türkiye'de Allah korusun Türkiye'yi, Allah da göstermesin kimseye bu bizim düştüğümüzü. Tabii ki çok bize büyük bir yara, büyük bir yani bizi şey psikolojimizi bozdu yani bu gördüğümüz görüntü. Yani bu Suriyelileri çıkaracak, Suriyeli şeyleri yapıp temizleyecek. Yani bunlar nereye gidecek yani? Ölüme mi göndereceğiz bunları? Onun için bence böyle olmalı değil yani. Şimdi ben Türk de olsam, ne de olsam ben Suriyeli kalırım yani. Yani ben bu Arap milletine illaki destek çıkarım yani. İstemem yani böyle ırklık olsun hiç. Tabii çok yanlış bir şey bence. Yani Suriyeli olsun, bu da insan, bu da yani Allah'ın kulu. Güzel şehre hizmetleri sunabilecek kişilere. Yani deneyim, tecrübe sahiplerine vermek istiyorum. Şimdiye kadar otobüse bindiğimiz zaman, sokakta yürüdüğümüz zaman Suriyeli diye her yerde geçiyor. Adam Farsça konuşsa Suriyeli diyorlar. İngilizce konuşsa Suriyeli diyorlar. Suudi Arabistanlı veya herhangi bir ülkeden olsa Suriyeli diyorlar. Oy kullanıyor. Suriyeli maaş alıyor. Halbuki 7 sene, 6 sene kaldım. Hiçbir lira maaş almadım ben. Kardeşlerim şu ana kadar maaş, kimse maaş almıyor. Buradaki çalışanlar da aynı şey. Hiç kimse maaş almıyor. Algı. Bu insanları yani artık kendilerini şey sanıyorlar. Hoşlanmaz kişiler. Vatandaş oldum. Türkçe öğretmeniyim. Yüksek lisans yapıyorum. Arıyorum kiralık ev bakmaya. Adam ilk sorusu şu oluyor. Arkadaşım nerelisin diyor. Adam da yeri gelmiş. Yalan söylemeyecek. Diyorsun Suriyeliyim falan. Kardeşim diyor maalesef veremiyoruz. Abi diyorum vatandaşım, şirketim var, öğrenciyim, çoluk çocuk da yok ortada. Kardeşim yok diyor, Suriyelilere vermiyoruz kusura bakmayın diyor, kapatıyor. Belediye taraflarından şey olabilir, bilinçlendirme amaçlı broşür dağıtılabilir, seminerler verilebilir, park alanlarında öyle yazılar da olabilir, pankartlar da olabilir. Sadece bilinçlendirelim bu halkı, insanları biraz şey yapalım. Yani o algıyı biraz hafifletebilmemiz için belediye başkanlarımızdan şunu diliyorum, rica ediyorum. Biraz Suriyeli insanların derdini dinleyelim. Tamam, onların acını. Ha, para vermeyelim. Tamam, onlar çalışabiliyorlar. Her ailede yeterince kişi var. Çalışıyor, maaşını da kazanıyor, her şeyi de çok şükür. Ama şu algı. Algı meselesinde onlar bize yardımcı olabiliyor. Üniversitelerde de bunu yapabiliriz, sokaklarda da yapabiliriz, ulaşım araçlarında, metrolarda her zaman görüyoruz işte yemek, restoran, lokanta şey yapıyorlar, reklam. Onun yerine bir Suriyeli hakkında biraz da şey yapalım, konuşalım.